Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. İçinde bulunduğumuz günlerde bölgesel uçak pazarında çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bir tarafta Mitsubishi grubu, Japon Mitsubishi grubu koltuk kapasitesi 88'e kadar çıkan Space Jet olarak adlandırılan yeni nesil bölgesel uçak projesini durdurduğunu açıkladı. Bu gerçekten havacılık dünyasında büyük bir şokla karşılandı ki detaylarını ilerleyen dakikalarda anlatacağım size. Diğer tarafta da Embraer şirketi, Brezilya'da Embraer, yeni nesil pervaneli turboprop bir yolcu uçağı yapacağını açıkladı. Daha önceden yaptığı uçaklar jet motorluydu ve kapasitenin 90 koltuğa kadar çıkacağını ilan etti. Bu yeni projeler Türkiye için bir fırsat mı yoksa gerçekten bölgesel havacılığın devri bitti mi? Gelin bu videomuzda biraz sivil havacılığa bakalım. Türkiye'nin önündeki fırsatları veya düşmemesi gereken çukurları birlikte inceleyelim. öncelikle bölgesel havacılık nedir diye sorduğunuz zaman örneğin İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa'ya bir Boeing 737 serisi veya Airbus A320 serisi yolcu uçağıyla uçuyoruz. Tamam buralar ana noktalar. Ama bazı ara noktalar var veya pisti çok kısa olan meydanlar. Örneğin eski Bursa'nın şehir merkezinde kalan Yunuseli Meydanı. Buradan bir uçuş yapıldığını düşünün. Bugün Bursa Türkiye'nin 4. 5. en büyük kentlerinden biri sanayi var ama Bursa'ya uçak seferi sadece 45 km ilerideki havalimanından yapılıyor. İşte böyle kısa bir pistten bölgesel uçaklar kullanılarak örneğin 50 kişilik bir turboprop yani pervane uçakla veya küçük bir bölgesel jetle havalanıyorsunuz. Örneğin Bursa'dan Trabzon'a uçuyorsunuz veya Bursa'dan İzmir'e gidiyorsunuz, Antalya'ya gidiyorsunuz. İşte bölgesel havacılığın amacı bu. Farklı noktalar arasındaki yolcu kapasitesi düşük hatlarda uçuşların gerçekleştirilebilmesi. Bu yüzden bölgesel havacılık gelişmiş ülkelerde hava yolu taşımacılığında temelini oluşturuyor. Ve tabii ki bu pazara hitap eden, modeller imal eden çeşitli şirketler var. Bu şirketlerin durumu şu içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını döneminde hiç de iyi değil. Keza devler Boeing ve Airbus'un da durumu iyi değil. Çünkü hava yolları tarihlerinin en büyük krizini yaşıyorlar. Yolcu bulmakta zorlanıyorlar. Yolcu bulsalar bile insanların akıllarında mikrop kapabilirim, virüs kapabilirim algısını yıkmaya çalışıyorlar. E bir taraftan da sektörün zorlukları nedeniyle milyar 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 dolarlar zarar etmiş durumdalar. Bölgesel uçak imalatçıları sadece pandemi değil, onun öncesi 1-2 yılda da ciddi ekonomik zorluklar içerisindeler. Bunlardan biri Kanadalı Bombardier şirketi. Malum bizim Bayraktar TB2'ye de Kanada'nın bir ambargosu vardı ve ülkenin en büyük havacılık şirketi de Bombardier. Bombardier'ın C-Series olarak adlandırılan bölgesel uçağın değil de bir tık üzeri diyelim. Yani normal Boeing'lerin, Airbus'ların pazarına hitap eden C serisi uçağı iyi bir uçaktı ama pazarlama ve ekonomik anlamda gereken başarıyı, karı yakalayamadı. Bombardier bunu Airbus'a sattı ve uçağın yeni adı A220 oldu. C serisinin altında ise CRJ olarak adlandırılan jet motorlu bölgesel uçakları vardı. Bu uçakların koltuk kapasiteleri 50 ile 90 arasında değişiyordu. Bombardier bu projeyi de Japonya'da Mitsubishi grubuna sattı. Pervaneli yani turboprop pazarda ise D8 Q400 ailesi vardı. Bu aileyi de 2021 sonunda Twin Otur'lardan tanıdığımız onun imalatçısı Viking Air'a bu DES-8'ler geçecek. Yani bombardier bölgesel uçak pazarından çıkıyor. Diğer tarafta Brezilyalı Embraer var. Embraer benim gerçekten çok sevdiğim bir imalatçı. Çünkü Türkiye ve Brezilya'nın hem ülke olarak hem de havacılıkla olan girişimleri gerçekten benzer temellere yaslanıyor. Ama tabi Embraer bir başarı hikayesi bir taraftan. Bir taraftan da Embraer karlılığını devam ettirip ayakta kalma savaşı veriyor. Hatta geçen yıl bölgesel uçak pazarını nasıl Airbus C serisi aldıysa Embraer de bu pazarı Boeing'e satmak için bazı görüşmeler yapmıştı ama koronavirüs nedeniyle bu anlaşma gerçekleşmemişti. Embraer E2 olarak adlandırılan yeni nesil bölgesel jetler yerine geriye dönüyor, geçmişe dönüyor ve koltuk kapasitesi 70 ila 90 arasında değişecek Turboprop yeni nesil bölgesel uçak imalatı için çalışmalara başlamış durumda. Bu henüz paylaştığı iki fotoğraf var Embraer'ın ama gerçekten çok ilgi çekici bir proje. Bu projeyle birlikte Embraer E3 olarak adlandırılan yeni bir uçak ailesini de hayata geçirmeyi hedefliyor. Bakalım burası nereye doğru evrilecek biz de merakla bekliyoruz. Videonun başında da söylediğim gibi öbür tarafta yani Okyanusun Pasifik tarafında ise Japonya Mitsubishi grubu bölgesel uçak pazarından çıktı. Bu çıkışın nedeni aslında Japonların çok aşırı titizliğinden biraz da geç kalmalarıydı. Benzer bir yaklaşım iş jeti pazarında Honda Jet'te yaşanmıştı. Honda Jet'te bu giriş sınıfındaki hafif iş çok fazla detaylar, mükemmelliyetçilik nedeniyle Japonların proje planlanandan çok daha geç hizmete girmişti ve bu pazar artık yok olmaya başlamıştı. Hemen Honda Jet'in uzatmak gövdesini gibi böyle farklı yaklaşımlara girdiler. Mitsubishi de hayata bir türlü geçiremediği ve maksimum 88 koltuğa kadar çıkan bu uçak ailesini iptal ettiğini açıkladı. Uçak ailesi geçtiğimiz yıllarda Space Jet adını almıştı. Peki bu vazgeçmenin arkasında aslında bir askeri proje yatıyordu. E, Japonya 6. nesil bir savaş uçağı projesi üzerine çalışıyor ve ayrılan bütçe tam 30 milyar dolar bu uçağın da yapımcısı Mitsubishi yani Mitsubishi askeri projeyi kapınca zarar ettiği bölgesel uçak pazarı için ürettiği modelden vazgeçerek bütün ağırlığını askeri pazara vermiş durumda olacak. Malum bir de olayın bölgesel uçak açısından Türkiye tarafı var. Eren ve Fatih Özmen'in sahip olduğu Sierra Nevada şirketi bir dönem Almanya'da faaliyet göstermiş Fairchild Dornier'ın 328 olarak adlandırılan hem jet motorlu hem de turboprop motor kullanılan uçakların haklarını almıştı. Ve bu uçakları tekrar imalata başlatmak üzere Türkiye'ye teklif götürmüştü. Hatta bir dönem bu uçak projesi yerli yolcu uçağı projesi olarak seçimlerde bir vaat olarak da ortaya çıkmıştı. Fakat tabi Türkiye'nin bu uçakları ne askeri olarak ihtiyacı vardı ne de hava yolları açısından ihtiyacı vardı ve bu proje hayata geçmedi. Geçen yılda Sierra Nevada uçakların Almanya'da tekrar imalatını başlatmak üzere Alman hükümetiyle bir anlaşma hayata geçirdi. Sonuçta bu uçakların özellikle 50 koltuk ve altındaki pazar ekonomik değil ve neyin ne olacağı da belli olmuyor. Çünkü ortaklık yapacak olan bir şirket Türkiye'den bir para istediği gibi örneğin Türk Hava Yolları veya diğer havayolu şirketlerimiz içinde kesinleştirilmiş ve garantilenmiş minimum belli bir miktarda uçak siparişi, işte 20 mi olur, 30 mu olur, 50 mi olur, 100 mi olur bilmiyorum. Bu uçak siparişiyle hayata geçmek istiyor. Ticari havacılığın şöyle bir noktası var. Doğru yerde doğru zamanda olabilirseniz, doğru ürünü doğru zamanda teslim edebilirseniz e, başarılı olma ihtimaliniz var ama bunun için bu özellikle bu salgın dönemindeki, kriz dönemindeki fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor veya gerçekten olmayacak projelere de amin dememek gerekiyor. Bugünkü videomuzda bölgesel havacılığa baktık. Bölgesel havacılıkta işte ortaya atılan projeler, iptal edilen projeler, veya bu iş nereye gidecek buna doğru bakmaya çalıştık. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak atın veya info.tolgozbek.com at adresimize mail yollayabilirsiniz. Katı tuşuyla kanalımıza destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.